Market raflarında 25 liranın üstüne çıkan zeytinyağı fiyatlarını Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçılar Birliği Başkanı Gürkan Renkli daha değerlendirdi. ITV mikrofonuna yaptığı açıklamada zeytinyağının üreticiden olması gereken değerde alındığını, ancak market raflarında bu değerin iki katına çıktığını söyleyen Renkli daha, üreticiden alınan fiyatı değil, raflardaki fiyatı sorgulamak gerekir dedi. Renkli da zeytinyağının çok kıymetli olduğunu ancak hak ettiği değeri yeni yakalayabildiğini belirterek üreticinin zeytinyağında prim sıkıntısı yaşadığını ifade etti. Üreticiye verilen primin çok düşük olduğunu söyleyen Renkli da zeytinyağı fiyatının yüksek oluşunu buna bağladı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçılar Birliği Başkanı Gürkan Renkli Dağ'la birlikteyiz. Zeytinyağı fiyatlarının yüksek olduğuna dair iddialarla ilgili kendisinden bilgi alacağız. Gürkan Bey, zeytinyağı fiyatlarının piyasada şu sıralar çok yüksek olduğu söyleniliyor. Bununla ilgili siz neler söyleyeceksiniz? Sizce fiyatlar piyasada nasıl? Şimdi efendim, zeytinyağı fiyatları köylüde normal fiyatlar. Şu ana kadar son 7 yıldır köylümüz 5,5 liraya zeytinyağını sattı. Ama son yılda İspanya'daki kuraklık, İtalya'daki kuraklıktan dolayı zeytinyağı fiyatları gerçek rakamına geldi. Aslında olması gereken buydu. Yani 12 lira, 13 lira bandında olması gerekiyordu köylünün üretim fiyatlarına göre. Ancak Türkiye'de sorgulanması gereken şu: zeytinyağı fiyatı köylüde 13 lirayken nasıl markette 26 liraya çıktığını sorgulamak lazım. Tariş'in Zeytinyağı Birliği Başkanı Cahit Çetin Bey, 7 aydır beraber katıldığımız televizyon programlarında da 7 aydır fiyatların psikolojik sınırı zorlayacağını, 20 lirayı aşacağını aylardır söylüyor. Ama bunun karşılığında bakanlıkların tedbir alması gerekirdi. Ne yapması gerekirdi? Köylüye prim vermesi gerekirdi. Ne yapması gerekirdi? Kademeli bir prim sistemiyle piyasayı regüle etmesi gerekirdi. Bunu Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı bunlara el atıp bunları regüle etmesi gerekiyordu. Sorgulanması gereken zeytinyağı fiyatlarının köylüdeki fiyatı değil, sorgulanması gereken marketteki fiyatı. Eğer Türkiye marketler konusunda bir yasa çıkarmazsa 13 liralık yağı, zeytinyağını biz 26 liraya değeriz, 30 liraya değeriz. Onun için sorgulanması gereken bence budur. Bir de Avrupa Birliği'nde ve köylüye verilen prim şu anda kimse doğru düz telaffuz etmiyor. 4 TL köylüye prim veriliyor. Yemeklik zeytini de 50 kuruş prim veriliyor. Ama Türkiye'de zeytinyağına sadece bu sene 1 lira verileceği söylendi sözlü olarak. Sonunda Nisan ayında 7 lira 70 kuruş verileceği açıklandı. Yemeklik zeytini de hiç verilmeyeceği açıklandı. Dolayısıyla aradaki fark, şu anda Avrupa Birliği'nin köylüden satışı 9 TL civarında. Bu Tunus'ta 7,5-8 TL civarında. Bakın arada 4,5 liralık bir fark var. Bu da Avrupa Birliği köylüsüne vermiş olduğu primden. Bu primi niye veriyor? Bir de bunu araştırmak lazım. Ben Avrupa Birliği yetkilileriyle yapmış olduğum görüşmelerde dedim ki çok ciddi prim veriyorsunuz. Niye veriyorsunuz? Bana şunu söylediler: biz bu prim vermeye başladıktan sonra kalp ve damar hastalıkları ile ilgili yapmış olduğumuz ilaç yatırımları azaldı. Alet edevat yatırımları azaldı. Doktor yatırımları azaldı. Kalp damar hastalıkları ile ilgili hastane yatırımlarımız azaldı. Biz zeytinyağı için vermiş olduğumuz primin 4 katında tasarruf ettik. Konuyu biraz da bizim devlet yetkililerimizin bu açıdan bakması lazım. Bir de bir daha net olarak vurgulamak istiyorum: marketler yasasının mutlaka çıkıp belli bir standarta oturması lazım. Bir de bunların düzenlenebilmesi için zeytinyağı stoklama müessesinin oluşması lazım. Örneğin bu işte Tariş'e görev verilebilir. Zeytinyağı Tariş tarafından stoklanır. Hem de köylünün saklama koşullarından dolayı zeytinyağın değeri bozulmaz. Hem değerli olur, hem de piyasadaki arz talep dengesi oluşmuş olur diye düşünüyorum. Peki zeytinyağının market raflarındaki fiyatının bu kadar yüksek olmasının sebebinin tüccarın zeytinyağını elinde stoklaması şeklinde söyleniyor. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz?
Tabii ki sezon başında bunlar yapıldı. Biz de birçok televizyon kanalında da anlattık. Zeytinyağı spekülatörlerin eline geçti. Yani köylü kazanamadı, spekülatörler kazandı. Ancak şu anda 13 lira civarında oluşan köylüdeki fiyat yine markette 26 lira olmaması gerekir. Bunun 20 liranın altında olması gerekir. Yalnız zeytinyağın fiyatı pahalı değildir. Zeytinyağı çok değerlidir çünkü. Değerli olduğu için marketteki fiyat sorgulanmalı ama zeytinyağının köylüdeki 13 liralık fiyatı sorgulanmaması gerekir. Zaten köylümüz bunun stoğunu yapabilecek güce sahip değildir. Bunu da bu konuya da dikkatinizi çekmek istedim.